Red Dot Amerika'dan geldi. Bize yaklaşık 230 dolar. Yani o zaman dolar 3.83.90'dı. Bana 798 lira, 800 liraya falan mal oldu. Kutumuzu açıyoruz. Kutumuzun ilk etabında kullanım kitapçığı ve Vortex'in lens silme bezi, gözlük silme bezi bezine benzer yumuşak kalifel bez çıkıyor. Daha sonra kutumuzu açtık. Böyle her tarafı jelatinle kaplı bir kutu. Şimdi poşetini yırtıyoruz. Bismillah diyelim. Evet, şu an açıyoruz. Size kutunun şimdi şemasını göstereceğim. İşte kutumuzun içinde bir adet Red Dot, Red Dot koruyucusu, silikon ve yumuşak, belimize dururken Red Dot'a zarar gelmemiz için. Tüfeklere, hivli ve hivsiz tüfeklere takılmak için kızak, pil, bir tane BIOS pili, CR2023 olması lazım. Daha sonra torni vidası, şu suydu, bu suydu derken bunlar. Red Dot'umuzu çıkardık, hala jelatinde. Diyelim. Onları şöyle tornavida yardımıyla paketimizi açıyoruz. Evet. Çok rahat bir şekilde açıldı. Of diyoruz. Başka hiçbir şey demiyoruz. İşte Red Dot'umuz bu. Su geçirmez. Ömür boyu Vortex garantisi altında. Amerikan malı. Vortex'in Venom serisi. Bunların alt üst serileri var. Razor var. Vortex Razor, Vortex Viper gibi serileri var. Ama Canik SFX'e uyumlu Red Dot'umuz, en güzel uyumlusu bu. Gördüğünüz gibi. Bir adet Alyan silahta söküp takma için tornavidamız ve BIOS pilimiz ve bir de silikon Red Dot koruma aparatımız, kapağımız şu şekil, silahımızın üstünde bu şekil duracak arkadaşlar. Ekstra bir iki tane vida çıktı işlerinde. Şöyle küçük vidalar. Bunlar sanırım silah aparat amacıyla. Paketimiz bu şekil. Silahımız SFX, Canik TP9 SFX serisi. Amerika'da yılın silahı seçilmiş. Öncelikle silahımızı kontrol ediyoruz. Şimdi SFX'in sürgü kapağını söktük. Burada silahın gezi sabit değil. Sökülüp yerine Red Dot takacağız. Al yanımızla beraber. Söküm olduğu için bir de alyan çok ince, tutması falan çok sorun. Evet, vidalarını söktük ve gezimiz çıktı. Bu arada içinde pullar varmış, buna dikkat etmek gerekiyor, kaybetmeyelim arkadaşlar, çünkü bu gez de eninde sonunda lazım olacak türden. Bu arada silahın içinden, Canik SFX kutusunun içinden 01 plaka, Red Dot plakası çıkıyor. Bu plaka Venom'la birebir uyumlu. Denemesini şöyle yapabiliriz. Evet, bakın. Silahımız şu şekilde olacak. Önce plakamızı takıyoruz. Ya da şöyle de olabilir. Evet. Sıkılacak. Tabii alyan küçük olduğu için sıkması sıkıntı, ince olduğu için tutamıyoruz. Evet. Şimdi ikinci vidamızı takacağız. Bunun içindeki pulla beraber. Tamam. Yani pul plakanın silaha daha iyi ve sıkı yapışmasını sağlayacak. Evet. Plakamız. Bu arada şu silahın namlusunu da çıkaralım. Plakamız sağlam bir şekilde takıldı. Şimdi Red Dot'umuzu takacağız. Şu şekil. Tabii isterseniz bu şekil oluyor mu diyorum. Hayır, tabii ki olmaz. Evet. Buraya işte
Red Dot'un poşetin içinden küçük vidalar çıkıyor. Hatta aynısı. Evet. Vidalar aynısı. Aynı. Alyanlar da aynı. Evet. İşte Red Dot'umuz bu şekil. Şimdi silahımızı geri toplayalım. Önce namlumuz. Daha sonra icra mili. Daha sonra evet. Silahımız bu şekil. Basılı tutunmuyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu şekil yani gayet yakışıklı da oldu. Bunun sıfırlamasını da yapacağız. Onu da ayrı bir video şeklinde anlatacağım. Şimdi Red Dot'umuzdan sonra Enforce APL marka marka fenerimizi takacağız silahımıza. Silah SFX Amerika'da Polygon'da birçok silahın içinden sıyrılarak yılın en iyi silah seçilmiş bir silah markası. Pilimiz AC123'te bir pil modeli, fenerin pili. Takıyoruz. Evet. Şu şekil yanıyor. Takımızdan vida kısmını açacağız. Açtık. Silahımızın, fenerimizin yanında vidamız var. Onu gevşetiyoruz. Tamam. Şimdi Red Dot'umuzun altında. Silahımızın şurada kızakları var. Burası bu tarz aksesuarların takılması için gereken yer. Şey yaptık. Fenerin tutacağını biraz fazla gevşetmişiz. Evet. Silahımız bu şekil. Canik SFX oldu bize. Desert Eagle Çöl Kartalı. Red Dot'umuz Vortex Venom. Enforce APL Fener. Bu tarz güzel bir silahımız oldu sevgili arkadaşlar. Gayet de. Bu videoyu benim çekmemdeki amaç, ben bu Red Dot hakkında ve fener, bu Enforce tarzı silah fenerleri hakkında Türkçe bir inceleme videosu ve inceleme bir kaynak bulamadım. Türkçe bir kaynak bulamadım. Onun için bu tarz bir video çekmeye karar verdim. Yani nasıl olsa ben bu silahımı öyle de böyle de her şekilde takacaktım. Böyle bir vesile olalım dedik. Olur da bir gün bir arkadaşın işine yararsa yardımcı oluruz diye düşündük. Herkese tekrar selamünaleyküm. Allah'a emanet olun.